Ben Sultan Selim Han, Anadolu'nun ve Rum'un ve Türkmen'in ve Kürd'ün ve Arap'ın ve Kıpti'nin ve Ermeni'nin ve Gürcü'nün ve Tatar'ın ve Çerkez'in ve Ubığ'ın ve dahi ismini saymaya yorulacağım milletlerin sultanı. Videomuzun sponsoru olan Turkuaz Kitap'tan çıkmış Yavuz Adalet'in Kılıcı romanını takipçilerimizden 10 kişiye hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için yorumlara #Yavuz yazmanız yeterli. Sonuçlar Twitter ve Instagram hesaplarımızdan duyurulacaktır. Osmanlı Padişahı 1. Selim'in kısa ama savaş ve maceralarla dolu 8 yıllık hükümdarlığını sürükleyici bir şekilde okuyuculara aktaran bu romana ulaşmak için açıklamadaki satış linkine göz atabilirsiniz. Yavuz'un ikinci Doğu Seferi. 15. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılarla Memlükler arasındaki ilişkiler, her iki devlet içinde sıcak gündemin ilk sıralarını meşgul eder olmuştu. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanan gerilimli ilişki, 2. Bayezid döneminde Çukurova ve bugünkü Kuzey Suriye bölgelerinde fiili çatışmaya dönüştü. Bu muharebelerde Osmanlılar istediklerini alamadı ve sınırlarda iki taraf içinde kayda değer bir değişiklik olmadı. 16. yüzyıl başında Şah İsmail'in yeni bir siyasi güç olarak ortaya çıkması ve Anadolu'yu tehdit etmesi, Memlüklüleri ve Osmanlıları bir nebze de olsa birbirine yaklaştırdı. Bu ılıman hava, 1. Selim Osmanlı tahtına çıktığında da devam etti. Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'i Çaldıran'da yenilgiye uğratmasının ardından Memlük Sultanı Kansu Gavri birden paniğe kapıldı. Osmanlılar Safevileri aradan çıkardığı takdirde rotalarını Suriye ve Mısır topraklarına çevirebilirlerdi. Bunu öngören Sultan Kansu, yeni bir sefer hazırlığı yaptığını bildiği Osmanlılara bir elçi yolladı. İstanbul, savaş hazırlıklarının İran'a yönelik olduğu izlenimini oluşturmaya çalışsa da bu bir yanıltma taktiğiydi. Yavuz'un aklında daha en başından beri Kansu Gavri'nin üstüne gitmek vardı. Sultan Selim, Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa'ya yardım gerekçesiyle Sadrazam Sinan Paşa komutasında öncü bir orduyu bölgeye yolladı. 28 Nisan 1516'da yola çıkan Sinan Paşa'nın amaçları arasında Halep ve Şam havalisinden istihbarat toplamak da vardı. Şah İsmail, kendi üzerine gibi görünen bu seferi bertaraf edebilmek maksadıyla Kansu Gavri ile ittifak yapmak istese de tereddüt içerisinde olan Kansu Gavri bu teklifi reddetti. Ama Osmanlılara da güvenmedi ve olası Osmanlı-Safevi Savaşı'ndan doğacak fırsatları değerlendirmek adına 18 Mayıs'ta orduyla beraber Kahire'den yola çıktı. Yanında Osmanlı için çok önemli bir isim olan Şehzade Kasım vardı. Kasım, Sultan Selim'in ağabeyi Şehzade Ahmet'in oğluydu. Kellesini kurtarabilmek ve bir gün Osmanlı tahtına oturabilmek için Memlüklere sığınmıştı. Şehzadenin varlığı bile Osmanlı-Memlük ilişkileri için büyük bir problemdi. Çünkü Şehzade bir taht adayıydı ve her an ardına on binlerce asker verilip İstanbul'a doğru yola çıkarılabilirdi ki Memlük daha önceleri aynı şekilde Şehzade Cem'i Osmanlı tahtına geçmesi konusunda desteklemişti. Memlükler Şehzade Cem'i kullandıkları gibi Şehzade Kasım'ı da pek âlâ kullanabilirlerdi. İşte bu ihtimal Yavuz Sultan Selim'i derin uykulardan uyandıran karanlık bir kabustu. Sultan Selim, Safeviler üzerine sefer düzenlemek gayesiyle 6 Haziran 1516'da İstanbul'dan yola çıktı. Yol boyunca casuslar, Kansu Gavri'nin Şah İsmail ile Sultan Selim'i barıştırmak için yola çıktığı, bu gerçekleşmezse Memlüklerin Safeviler ile ittifak yapacağı tarzında haberler getirdi. 11 Temmuz'da Memlük ordusu Halep'e vardığında Osmanlılar Konya Ovası'ndaydı. Ordu bu noktadan hareketine devam edip 15 Temmuz'da Kayseri'ye, akabinde Elbistan'a vardı. Burada ana ordu ile Sinan Paşa'nın ordusu birleşti. Birleşen ordunun planı köprüler kurup Fırat Nehri'nin ötesine geçmekti. Bunun için de Kahire tahtına bağlı Malatya emirinden izin almak gerekiyordu. Fakat emir, sultan ve şahın arasındaki barışı sürdürmek amacıyla geçişe izin vermeyince Sultan Selim küplere bindi. Zaten kulağına düşmanlarının ittifak yaptığı haberleri geliyordu. Üstüne bir de geçiş hakkı verilmemesi işi iyice çıkmaza soktu. Kansu'nun 50 bin kişiyle Halep'e gelmesi ise kendisi için stratejik bir hata oldu. Osmanlılar, barış için gelen adamın ardında bunca adam mı olur diyerek Kansu'nun bir iş karıştırdığı hükmüne vardılar. Üstüne bir de Kansu'nun savaştan vazgeç, Maraş ve Elbistan'ı bize ver, geri dön demesi olayların tamamen değişmesine yol açtı.
30 Temmuz'da Malatya Ovası'na inen Osmanlılar divanı topladı. Mısır Sultanı'nın tutumlarının kötü niyetli olduğunu ve İran'a yapılacak seferde arkalarında büyük bir düşman bırakacakları üzerinde duruldu. Yavuz'u asıl korkutan, bu tutumlardan sonra Kansu'nun 13 yaşındaki Şehzade Kasım'ı kullanması ihtimaliydi. Ufak Şehzade'nin Mısır Sultanı tarafından Halep'te hilat giydirilerek halka tanıtılması, bardağı taşıran son damla oldu. Divan toplantısında seferin hedefi değiştirildi. Yeni hedef Halep'ti. 5 Ağustos günü Malatya Ovası'ndan güneye inen Osmanlı ordusu, yeni katılımlarla avantajını her adımda arttırdı. Yavuz, Sultan Kansu'ya bir mektup yazarak Şah İsmail ile birlik olup güvenini zedelediğini, düşmanca tavırlarda bulunduğunu söyledi ve savaş için yer seçmesini istedi. Diğer tarafta Kansu ise hedefin bir anda kendi olmasına şaşırdı ve sinirlendi. Ordusunu toparlayıp kuzeye yöneldi. Taraflar birbirine gitgide yaklaşırken 18 Ağustos'ta Antep emiri gelip Sultan Selim'e sadakatini sundu. Böylece Antep'i mülküne katan Osmanlılar, burada son kez hazırlıklarını yapıp zırhlarını kuşandılar. Çünkü iki ordunun karşılaşması bundan sonra artık an meselesiydi. Yaptığı hatalarla beklenmedik bir savaşın içine sürüklenen Mısır hakimi, Mercidabık'ta rakibini karşılamak amacıyla yoluna devam etti. Düzenli, disiplinli, hiyerarşisi sağlam ve ateş gücü yüksek olan Osmanlı ordusuna karşı işi epey zor gözüküyordu. Mercidabık Muharebesi. Memlük ordusu tamamı hafif zırhlı süvarilerden oluşan 60 ile 65 bin kişilik bir güce sahipti. Hızlı, mahir ve at üstünde ustaca mızrak kullanan bu birlikler ordunun dayandığı asıl güçtü. Bu atlılar tüfek kullanmaz, bunu mertlik dışı sayar ve tüfeği kafir icat olarak görürlerdi. Elbette Mısır ordusu top ve tüfek kullanıyordu. Ama bu silahlardan kale kuşatmalarında yararlanıyorlardı. Top ve tüfeğin süvari saldırıları karşısındaki etkilerini daha önce deneyimlememişlerdi. Karşı tarafı ağır ve yavaş olarak görüyorlardı. Bu yüzden geniş bir sahaya yayılarak yapacakları saldırılarla düşmanı yenmeyi düşündüler. Osmanlı ordusunun asker sayısı, Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetlerle beraber 65 bin ila 70 bin civarıydı. 24 Ağustos günü Osmanlılar klasik savaş nizamına geçti. Merkezde padişah bulunuyordu. Onun sağ ve solunda kırmızı, sarı beyaz ve yeşil bayraklarla 6 bölük halkı sıralanmıştı. Ön tarafta yeniçeriler saf tuttu. Onların önünde birbirine zincirle bağlanmış toplar bulunuyordu. Gerekli ağırlıklarla ve hayvanlarla da en ön kısma setler çekildi. Belli ki Osmanlılar tabur cengine girişecekti. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa ile ekranda adı geçen bey ve paşalar dizilmişlerdi. Sol kanadın asıl gücünü ise Rumeli Beylerbeyi Küçük Sinan Paşa oluşturmaktaydı. Bu kanatlar hilal şeklinde dizilmişti. Arka kısımdaki askerler de ufak rütbeli beylerin ve subayların emrine verildi. Memlük merkezinde Sultan Kansu Gavri, sağ cenahta Şam emiri Sibay, sol cenapta Halep emiri Hayır Bey bulunuyordu. Memlük atlıları karşı tarafı tahrik etmek için sağa sola koşturmaya başladı. Niyetleri topların bulunduğu Osmanlı merkezini yan konulardan yollar bularak arkadan sarmaktı. Savaş, başta çarhacıların kısa vuruşmaları ve Osmanlı toplarının karşı tarafı ürkütme amaçlı salvo atışları ile başladı. Toplardan çıkan dumanın görüş mesafesini kapattığı bir sırada Memlük sağ kanadından Humus naibi Aslan bin Budak ileri atıldı. Onu gören emirler harekete geçti. Önce Sibay ve Sudan el Acemi, ardından Emir Can Bulat, Emir Alan, Emir Kertbay ve diğerleri bir yelpaze gibi açılarak karşı tarafın kanatlarına saldırdı. Merkezdeki topların varlığı emirlerin kanatlara yayılmasında etkiliydi. Bu saldırıyla her iki sipahi kanadı da ağır bir baskı ile uğraşmak zorunda kaldı. Memlükler şöhretlerinin hakkını verip var güçleriyle Osmanlıları zorladılar. Ağır baskı karşısında Osmanlı kenarlarında sarsılma görüldü. Yıldırım hücumu onları biraz geri çekilmeye itti. Daha önce hangi kanatta yer alacakları konusunda tartışan Sinan Paşa sağ kanada, Yunus Paşa ise sol kanada takviye olarak yollandı. Yanlarında kapı kulları ve tüfekçi piyadeler vardı. Sultan Selim takviye kuvvet komutanlarını yanına çağırıp şu sözlerle onları uğurladı. Eğer şehadet müyesser olursa ahirette saadet bizim, eğer düşmanı kahredersek dünyada devlet bizimdir. Hamiyet zamanıdır, gayret edelim.
Gelen takviyelerle kanatlarda denge sağlandı ve kıyasiye bir mücadele ortamı oluştu. Memlük ordugahında işler görünüşe göre iyi gitmesine rağmen her kafadan ayrı ses çıkıyordu. Cülban ve Karanisa adlı birlikler arasındaki çekişme de can sıkmaya başlamıştı. Osmanlı karargahındaki tartışmalar üstten gelen bir buyrukla sonlandırılabilirken, aynı şey Mısır Sultanı'nın otağında çok da geçerli değildi. İki sultan arasında hükmünü geçirebilme konusunda sistemsel olarak belirgin bir güç farkı vardı. Osmanlılar tabur cenginde her zaman merkezi sabit bir kale gibi tutar, yanındaki hareketli birliklerle de manevra yapardı. Bunun yanında ordu, karşı tarafın yönelimine göre hızlıca taktik değiştirebilecek kabiliyete sahipti. Ordusunu tanıyan Osmanlı başkomutanı, köşeye sıkışmış gibi göründüğü bu sıralarda bir anda yeni emirleriyle savaşın olası seyrini kırmaya yeltendi. Merkez kuvvetleri, top arabaları ve tüfekli yeniçerileriyle ateş ederek aniden ileriye atıldı. Uygulanan eylem daha önceki meydan savaşlarında yapılmış olanlardan çok daha farklı ve gelişmiş bir sistemi öngörmekteydi. Osmanlı Türkleri, karşı tarafın amacını anlayarak rakibin güçlü birliklerini kanatlarda kilitlemiş, seyyar kare şeklinde dizayn edilmiş ve hareket etmesi zor gözüken merkez kuvvetlerinin saldırısıyla da direkt rakibin kalbine hücum etmişti. Merkezdeki hafif darbzenler, tüfekten iri ancak kolay taşınır parangı ve şakalus tipi toplar ve fitilli tüfekler, Dabuk Ovası'nda sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda hücuma kalkarken de kullanılmıştı. Bu, Türk savaş tarihinde devrim niteliğindeydi. Top arabaları birbirlerinin mesafelerini kapatmayacak şekilde çapraz dizimle yürütülmüş, yanlarında tüfekli yeniçeriler de ateş ederek ilerlemişti. Bir bakıma tüfekli yeniçeriler tankları siper etmiş modern dönem piyadelerine benzer bir şekilde yürütülmüştü. Memlük merkezi saldırı karşısında fazla tutunamadı. Bir kısım topların etkisiyle sağ ve sol kanatlara yönelirken çoğunluk bozguna uğradı ve Mısır ordusunun merkezi etkin savaş direncini ovanın kana susamış toprağına bıraktı. Merkezin kaybı, kanatların geri çekilip akın tazeleyebilecekleri noktayı kaybettikleri anlamına geliyordu. Sol kanattaki Hayır Bey, ordugahın kaybedildiğini duyup savaş alanını terk eden ilk isimlerden oldu. Şam emiri Sibay'a bakacak olursak o ölünceye kadar vuruşmaya devam etti. Onun ve birçok önemli emirin ölümüyle son olarak bu kanatta çöktü. Kansu Gavri, beklenmedik mağlubiyet sonrası Halep'e dönmeye çalışırken attan düşüp öldü. 3 saat süren Mercidabuk Muharebesi'nde kazanılan zafer, Osmanlılar için Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarının yolunu açtığı gibi Mısır ülkesinin kapısını da aralayan bir adım oldu. Bu noktada padişah için önemli olan husus, daha öteye gidilip gidilmemesi konusundaki tereddüt ve bu yolda etrafındakilerden alacağı desteğin niteliği olacaktı. Mısır yolunda. Sultan Selim savaş alanında bir gün daha kaldıktan sonra Halep'e ilerleyip 28 Ağustos 1516'da teslim olan şehre adımını attı. Padişah burada adına hutbe okutup gerekli idari, askeri, mali ve adli düzenlemeleri yaptı. Kısa süre sonra Balbek, Hama, Humus, Tarsus, Biricik gibi kentlerden tek tek itaat haberleri geldi. Padişah, Diyarbakır askeri başta olmak üzere Anadolu askerlerini ve Türkmen aşiret birliklerinin çoğunu kışlamaları için memleketlerine yolladı. Selim'in bunu yapmakta iki sebebi vardı. Birincisi, Memlük Devleti'nin gücünü kırdığına inanmasıydı. Eğer sefer devam ederse az sayıda askerin işe kâfi geleceğine inanıyordu. İkinci sebebi ise Safevi tehlikesiydi. Aklında Halep üzerinden Tebriz'e yürümek olan sultan, Anadolu'yu boş bırakmamak adına ve Şah İsmail'in olası saldırısını Erzincan-Diyarbakır hattında durdurmak için böyle bir tedbir aldı. Ordunun yarısı geri kışlalara yollandıktan sonra, yapılan divan toplantılarında vezirlerin çoğu Şam'a yürünmesi konusunda ısrar etti. Yenilen Memlük emirleri bu şehirde toplanıyordu. Vezirlerin bir kısmı başarının kalıcı olabilmesi için düşmanlarının kökünün kazınması gerektiğini düşünüyordu. Şam'da toplanan emirler ise tahta kimin geçeceği konusunda hararetli bir tartışmaya girdiler. En büyük aday Kansu'nun küçük yaştaki oğlu Sultanzade Muhammed'di. Ama az çok güçlü olan her emir belli etmese de tahtı kendisine istiyordu. Tartışmalar bir sonuç getirmeyince emiri alan, Memlük tahtının Şam'da değil Kahire'de olduğunu, bu bakımdan oradaki emirlerin de katılımıyla kim daha yiğit ve muktedir ise onun seçilmesini önerdi.
Bu öneride birleşilmesi üzerine Mısır ordusunun bakiyesi, düğümün asıl çözüleceği Mısır'a doğru hareket etti. Selim, Halep'te kaldığı zaman zarfında Şam'daki gelişmeleri duyunca en azından kış mevsimine daha merkezi ve deniz yardımını daha kolay alabileceği stratejik bir yere geçmek istedi. İstanbul'a haber yollayıp donanmanın Akdeniz'e açılmasını emretti. Ardından şehirden ayrılıp Hama ve Humus üzerinden Şam'a vardı. Asker uzun süren bu seferden bıkmış, sık sık geri dönme talebinde bulunuyordu. Birinci Selim askerinin durumunu gördüğünden geri dönme niyetindeydi. Fakat etrafın zaptı ve korunması için bir süre daha bekleme zorunluluğu duydu. Aynı zamanda uzun uzun toplantılar yapıp Kahire'ye gitme konusunu ele aldı. Kahire'de toplanan emirler, yeni bir sultan seçme konusunda yaptıkları tartışmaların nihayetinde Kansu Gavri'nin yeğeni Tumanbay'ı 10 Ekim 1516'da resmen başa geçirdiler. Mısır'daki taht değişiminden sonra Osmanlılar değerlendirme yapmak için kafa kafaya verdiler. Neredeyse her gün divan toplandı, sefer tartışıldı. Mısır'a gidelim ya da gitmeyelim diyenler arasındaki gerilim her adımda arttı. Daha ileriye gitmeyelim diyen paşaların endişeleri belliydi. Asker sayısının yetersizliği, iklime bağlı zorluklar ve Mısır ordusunun hala güçlü oluşu başlıca tedirginlik unsurlarını oluşturuyordu. Onlara göre devlet ileri gelenlerinin içinde bulunduğu bu ordu İstanbul'dan bu kadar uzak yenilirse toparlanmak güç olurdu. İşin aslına bakılırsa haksız da sayılmazlardı. Sultan Selim, emirlerin yeni bir lider bulup ordu kurduğu haberi üzerine Mısır'a gidilmesi konusunda ısrarcı davrandı. Elindeki orduya ve istihbarata güvendiğinden rakibi alt edeceğine emindi. Fakat çölü nasıl aşacağı konusunda kafası karışıktı. Bu sefer konusunda sultanı teşvik edenlerin başında gelen ve Mercidabık sonrası taraf değiştiren Hayır Bey, diyarın tamamının alınmamasının Osmanoğullarına yakışmayacağı kanaatindeydi. Selim bunu bildiğini, fakat Timur ile Berkuk arasındaki mücadeleyi örnek gösterip yol şartlarının zorluğundan bahsetti. Timur gibi bir lider bile Şam'a kadar gelip Mısır'a yürümeyi göze alamamıştı. Bazı paşaların ısrarı üzerine Diyar-ı Rum'un sultanı Selim, Tumanbay'a bir mektup yazıp itaat etmesini, itaat etmesi durumunda kendisini Mısır naibi olarak mevkiinde bırakacağını söyledi. Tumanbay her ne kadar bu teklifi başta kabul etse de, Emir Alan ve Kertbay'ın baskıları ve Osmanlı elçilerini öldürmeleri iki devlet arasındaki ipleri tamamen attı. Savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Gayri işi, bilek kuvveti çözecekti. Tumanbay ilk hamleyi yaparak 5000 kişilik bir kuvvetle Canberdi Gazali'yi Kahire yolunu kesmesi için Gazze dolaylarına yolladı. Selim ise Şam'dan çıkarken öncü olarak Sinan Paşa'yı 4000 askerle stratejik öneme sahip Gazze'ye yolladı. Bu iki öncü kuvvet kısa bir peşrevden sonra 21 Aralık'ta karşılaştı. Gazze Muharebesi denilen bu çarpışmada, Canverdi her ne kadar Sinan Paşa'yı bir vadinin içine sokup yenmeye çalışsa da, galibiyete ulaşan, ateşli silah becerisi yüksek olan Osmanlılar oldu. Zaferle beraber İstanbul'dan yola çıkmış olan ordu, Kahire yolundaki son direnç noktasını da kırdı. Memlükler bu saatten sonra ancak Nil kıyısında Osmanlılar için tehlike olabileceklerdi. Sultan Selim bu sırada az sayıda askeri yanına alıp ordudan ayrıldı ve Kudüs'ü ziyarete gitti. Birçok yeri gezen sultan için yaptığı bu iş, İslam dünyasında üstlenmek istediği yeni misyonun adeta ilanıydı. Gazze'ye varan sultanın artık tereddütü yoktu. Mısır'a gidilecekti. O kadar kararlıydı ki geri dönülmesini ısrarla savunan muhalefetin başını çeken Hüseyin Paşa'yı, ''Paşa, seni çölü geçme zahmetinden kurtarayım.'' diyerek idam ettirdi. Tüm planlar yapıldı. Çölde konaklanacak yerler özenle tespit edildi. Bu sırada kar yağışı başladı. Talih ve iyi giden hava koşulları Osmanlı'nın yüzüne gülüyordu. Çölü geçmeye çalışan ordu, yer yer büyük sorunlar da yaşamıştı. Sorunların başında askerlerin huzursuzluğu ve sık sık baskın yapıp ağırlıkları yağmalayan Bedevi Araplar yer alıyordu. Sina çölünü aşarken kendinden önceki büyük hükümdarlara meydan okuyan Selim, Salihiye konağına geldiğinde artık çölden çıkmıştı ve hemen yoklama aldırdı. Osmanlı gücünün tamamı 20 bin kişi kadardı. Arkasından 20 bin adamla Sina çölünü aşan 1. Selim'in bu macerası, ona ve devletine bakalım nelere mal olacaktı. Ridaniye Muharebesi. İki ordu Kahire'ye yakın Ridaniye köyünde karşı karşıya geldi.
Osmanlı ordusu 20 bin kişiden oluşurken Memlük tarafı 20 ile 25 bin askerden müteşekkildi. Memlük Sultanı önce düşmana çölden çıkar çıkmaz saldırmayı planlamıştı. Lakin emirler Osmanlı'nın çok iyi kapandığını ve savunma savaşına alışık olduğunu söylediler. Bu sebeple kendileri savunma yaparken karşı tarafı hücuma zorlamayı düşündüler. El Mukaddem Dağı ile Nil arasında hendekler kazıp hendeklerin ardına top ve tüfek dizdiler. Sabit olan bu topların bazıları görünmesin diye kumlara gömülerek saklandı. Savunma tertibatı alan Memlükler, düşmanı top ateşleriyle zayıflatacak ve üzerine çekecek, sonrasında Yavuz'un bulunduğu merkezi süvarilerle dağıtıp sultanı esir alacaklar ya da öldüreceklerdi. Tüm plan bunun üzerine kurulmuştu. Osmanlılar merkezde padişah olacak şekilde üçe ayrılıp savaş nizamı almışken istihbarat sayesinde düşmanın planı ortaya çıkarıldı. Toplanan savaş meclisi durum değerlendirmesi yapıp planı yeniden gözden geçirdi. 22 Ocak günü sabah saatlerinde Osmanlılar düşman toplarının menziline girmeden sola çark edip El Mukaddem Dağı'na yöneldi. Amaç toplardan zarar görmeden Memlüklerle karşılaşmaktı. Cepheden saldırı beklerken Osmanlıların taktik değiştirmesi üzerine şaşkına dönen Mısır tarafı, siperlerden çıkıp rakiplerinin yeni geliş açısına göre cephe oluşturmaya çalıştı. Toplar maalesef sabit olduğu için bir an devre dışı kaldı. Osmanlıların top ve tüfek atışı sonrası Memlük düzeni sarsılmaya başladı. Top atışları akabinde ordu kanatları birbirine girdi. Osmanlı sol kanadı yani Rumeli sipahileri, Yeniçeri koruma ve oyalama ateşleriyle beraber saldırı şiddetini arttırdı. Kuvvetli saldırı karşısında tutunamayan Memlük sağ kanadı çabuk çözülüp dağılma emareleri gösterdi. Yavuz'un üzerine büyük bir kuvvetle saldırmayı planlayan ve biraz panik içinde olan Tumanbay, merkezdeki güçleriyle Yeniçeri ateşi altında saldırıya geçemediğinden sorunu çözmek için başka bir yola başvurdu. Memlükler arka kısımda beklettikleri büyük deve sürülerini öne çıkarıp onları son hızla Yeniçeri üzerine sürdüler. Develeri kalkan olarak kullanıp ardından kendileri gittiler. Bu tarz taktikleri Osmanlı da uyguluyordu. Ama onlar deve ve hayvan sürülerini saldırı için değil, savunma yapmak amacıyla kullanıyorlardı. Tabii savaşta kullanılacak sürüler savaş esnasında ürküp kaçmasınlar diye top ve tüfek sesine alıştırılırdı. Bu noktada Mısır develeri tüfek gürültüsüne alışık olmadıklarından ürküp geriye doğru kaçmaya başladılar. Böylelikle Memlüklerin kendi tuzakları bir anda onları yavaşlattı. Bunu gören Osmanlı merkez süvarileri hücuma geçip orta kısmı dağıtmayı başardı. Dağılan orta kısmın büyük bir bölümü Osmanlı sağ kanadının üzerine bindi. Tuman Bey ve Emir Alan son bir denemeyle üzerine yüklendikleri sağ kanadı dağıtmak için gayretkeş bir hücuma geçti. Bu kısım o kadar sıkışmış ve yoğundu ki Osmanlı tüfekçileri birleşip ateş hattı oluşturamadı. İç içe geçen süvari kıtaları arasında kalan Yeniçeri kuvvetleri çok büyük zayiat verdi. Anadolu sipahilerinin ve onların önündeki Yeniçerilerin zorda kaldığını gören Sadrazam Sinan Paşa, Kapıkulu süvarilerinin bir kısmı ile bu kanada yardıma gitti. Yardımla beraber çatışma şiddetlendi ve gitgide sağa doğru kaydı. Sağ kanadı iyice açılınca Osmanlı bu tarafa yardım yollayamadı. Ama Sinan Paşa'nın ölümü pahasına gösterdiği gayretiyle Memlükler dağılmaya yüz tuttu ve geri çekildi. Paşasını çok seven Yavuz, ölüm haberini alınca paşanın Yusuf olan ön ismine atıf yaparak telmihen ağzından şu ifade döküldü. Gerçi tahtını aldık ama ne çare, Yusuf'u aldırdık. 8 saat süren zorlu muharebe sonrası Kahire, Mısır ve elbette ki uğruna kanlar akıtılan zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun oldu. Ridaniye'deki muharebe tarafların daha kalabalık ordularla karşı karşıya geldiği Mercidabık Muharebesi'nden daha farklı özellikler taşımaktaydı. Mercidabık'ta kısa süren ve Osmanlılar için kolay geçtiği anlaşılan muharebe sonrası Memlüklerin artık ciddi bir direniş gösteremeyeceği düşünülürken, önce Gazi Savaşı ardından Ridaniye Muharebesi yarıdan daha fazla azalmış Osmanlı ordusu için beklenilenden zorlu geçmişti. İlk muharebede ateşli silahla ve manevra kabiliyetiyle galibiyeti yakalayan ordu, ikinci savaşta bunların yanında süvari gücüyle de meydandan galip çıkmıştı. Öte taraftan dönemin konvansiyonel silahlarıyla donatılmış gücü karşısında Memlük Devleti, büyük bir haykırışla son nefesini vermişti. Yavuz Sultan Selim ise Mısır'da bir süre daha kalıp, gerekli tedbirleri aldıktan sonra büyük bir mareşal olarak İstanbul'un yolunu tuttu.